Sevgili seyirciler, bugünkü stüdyo konuğumuz Avrupa'da son yıllarda meydana gelen İslam'a karşı İslamofobi adı altında İslamiyet aleyhinde faaliyet gösteren, algı oluşturmaya çalışan mihraklara karşı tek başına ortaya bir vizyon koyan bir dostumuz. Kendisi Hollanda'da yaşıyor. Türk asıllı ve Batmanlı bir kardeşimiz. Avrupa'da İslamofobi adı altında bir film yaptı ve birçok Hollywood oyuncusunun da rol aldığı bir film yaptı ve Cannes Film Festivali'nde de bunun seçilmesine, orada gösterilmesine neden olmuş, Türkiye'nin gururu olmuş bir arkadaşımız. Ömer Bey, yine İslamofobi filmi adı altında rol alan Teote Hanım aramızda. Ben kendilerine hoş geldiniz diyorum. Ve Hoş bulduk. bu çalışmalarından dolayı kendisini takdir ettiğim Ömer Bey'e sözü bırakıyorum. Ömer Bey, bize bu İslamofobi filmi nereden kaynaklandı, nereden oluştu, ne aşamadayız? Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bizi kabul ettiğiniz için. Ve manzara da süper burada. Şimdi bu dediğiniz gibi şimdi bir algı filmi. 2 seneden beri bu İslamofobi üzerine yine çalışmalar yürütüldü. Tabii ki bu çoktan beri bir eksiklikti. Özellikle hani İslamofobi tabii ki Avrupa'da vardır. Gerçekten de vardır. Bunu işte bağırmakla, çağırmakla veyahut da bir şey de değil. Çünkü dininizi en iyi şekilde tanıtarak sinema üzerine, Hollywood üzerine diye bunu yani düşündük bunu. Ve öyle bir yola yani çıktı bunu. 2 sene sürdü yani açıkçası bunu. Bunu daha önce işte yüksek bütçeli bir film olarak yapmayı planladık. Yani A bütçe olarak. A bütçede yaklaşık 5 milyon dolarlık bir bütçe idi. Ama çok uğraştık. Çok yerlere gittik. Özellikle Müslüman ülkelerine ve elçiliklerine çoğu yerlerine başvuru yaptık. Başvuru yaptığımız hiçbir Müslüman ülkelerinden olumlu bir cevap bize yani gelmedi ve çoğu kişiler biz size yardım edemeyeceğiz diye o şekilde tekte bulundu. Tabii ki bizi yani üzdü çünkü sonuçta hani biz İslamofobi yapıyoruz çünkü İslam demek barış demektir ve biz bunu dünyaya bu şekilde anlatmamız lazım. Velhasıl onun acısını çok çektim yani 2 sene gerçekten yani her şeyi yaptı. Öncelikle bu filmi Türkiye'de yapmayı planlıyorduk. Türkiye'de de biz bir Antalya'ya gittik. Antalya'da sağ olsun Menderes Bey bize kapı açtı. Kapı açtı ama yine de bazı iş adamlar vardı orada. Onlar istediğini bize hani söylediler. Yapamadılar. İsimlerini söylemek istemiyorum. Ama Menderes Bey Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak her şekilde bize kapısını yardım etti. Otelinde tutuş şeysine kadar birçok oyuncular da getirdi. Tam o zaman biz dünya starları getirecektik. Amerika ile Türkiye arasında bir sorun yaşandı. Bu vize krizi yaşandı. Vize krizi yaşayınca bir panikleme oldu ve oyuncularımız da çoğu gitti. Yani bir korku yaşandı orada. Ve ondan sonra olay bir şekilde baktık ki burada yine de bir şey olmuyor. Ve biz Almanya'da dedim hani bunu yine çekelim en iyisi. Gittim Almanya'da. Yine de birçok şeylere gittim. Yani kimse yardımcı olmadı. Yani üzülerek bunu söylüyorum. Yani bu filmin yardım ve destek eden daha çok Müslüman olmayanlardı bu işte. Hani bize destek verdiler.
38 ülkenin oyuncularını bunu aldım. Yani Teuta Hanım, o da aynı şekilde Arnavut'u yani temsilen oğluyla beraber hani onlara da yine davet ettim. Kendileri de hani geldiler, bu filmde yer aldılar. Film 3 ülkede çekildi. Birinci zaten çoğu da Almanya'da yani çektik bunu. Hani biz Alman devletine diyoruz ya işte, ya işte bunlar İslam düşmanı şeydi. Gerçekten oradaki belediyeler de bize her konuda yardımcı oldular. Siz de bunu biliyorsunuz. Evet. Her konuda bize yardımcı oldular. Filmin %60'ı, 70'i hemen hemen tamamen biz Almanya'dan yani çektik bunu. Dediğim gibi yani 38 ülkeden oyuncular geldi ve çoğu oyuncular kendi cepleriyle hani kendi imkanlarıyla geldi, bu projeye destek verdi. Projeye destek vermelerin amacı barış ve bağış adı altında. Ve tabii ki yani bir de İslam'ın şefkatini buna şey ederek herkes yani benim yanıma bir şekilde geldi. Sonuçta hani oyunculuk demek para demektir. Yani gücüm olmadığı için ben de insanları bir şekilde çağırdım. Bu 38 ülke dediniz, ülkeden evet. Oyuncular. Evet. Bunların arasında dünyaca ünlü oyuncularda kim var? Dünyaca ünlü oyuncular, yani Chris Mulkey var. Chris Mulkey kimdir? İlk kan, hani Rambo'nun komutanı. Hmm, evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde o her konuda yardımcı oldu bize. Hatta evinde bile çektim bu filmi. İkinci oyuncumuz Mike Mitchell, o da Braveheart. Yani Mel Gibson'ın yanında oynayan bir insan, o geldi. Ondan sonra işte Yahudi olan ünlü bir oyuncu, Avusturyalı. Yani aslında ben o Müslüman oyuncusu Türkiye'den yani düşündüm. Türkiye'de iyi bir oyuncu vardı. Kendisine söyledim, para istedi. Para istediği için gücümüz yetmedi. Mecburen ona söyledim. O da ben dedi seve seve gelirim dedi hani bu rolü oynamakta ve Yahudi olan bir insan, Avusturyalı, hani normal Avusturya hani İslam düşmanı, o da o dönemde Avusturya'da camilere yasaklama şeyi getirmişti o dönemde de. Ben de kendisinden rica ettim, hiç ikilemeden ne zaman istiyorsan geleyim dedi. Ben dedim ki 3 gün sonra gel ve kendi arabasıyla Avusturya'dan tam 700 kilometre oradan yol alarak, gerçekten herkes biliyor bunu. Evet. Ve geldi. E tabii ki bu sefer bu adam namaz kılmayı öğreteceğiz şimdi biz buna. Dua etmeyi şey öğreteceğiz bunu. 1-2 günde ona bunu öğrettik. Ve hani bazı... Bir de kelime-i şehadet getirip bir şey yaptı. Ona da yaptı. Gerçekten bunu da yaptı. Üzülerek söylüyorum bunu, birinci camide biz yani kovulduk. Neymiş? İmam Yahudiymiş de ne işi var camide? Evet. Ne işi var camide? Neyse, bazı kişileri devreye koyarak, Almanya'daki ÜETT var. ÜETT'deki oradaki benim arkadaşım var. Yani ilk yardımı böyle verdim. O rica etti. Bir şekilde camide, başka bir camiden izin aldı ve bu sefer son çektiğimiz camide de bize çok güzel baktılar. Yani gerçekten bir İslam gibi, Müslüman gibi güzel bir şekilde camide her konuda bize destek verdiler. Şimdi bu filmi bir de yani Hollywood'da yani çektim bunu. Hollywood'da da hani diyorlar ki ya İslamofobiyanın ne işi var orada veyahut da size destek vermezler. Gerçekten Hollywood'da İslamofobiyanın çekim izini aldı bu dünya starlarının yerlerinde. Bunu yaptım. Oraya giderken dedim bir de Sayın Cumhurbaşkanımız için de dedim adını Muhammed Ali'nin yanında bir yazdırayım dedim. Yazdırmak çok zor oldu. İzin alarak yaptım bunu. O da Dünya Film Endüstri Başkanı'nda gittim bizzat kendim ki adını böyle bir dedim senden ricam dedim. Ya dedi bunu yaparsan dedi herkes bunu yapar bu sefer sorun olur dedim. Dedim bunu benim için yapacaksın dedim. Ben dedim Sayın Cumhurbaşkanımı da çok seviyorum dedim. Tamam dedi. Bir süreliğine astım. Yani sadece ömür boyu değil. Evet. Özel bir çerçeve yaptım. Astım. Ve isim söylemek istemiyorum. Bazı kişiler de hani orada yani Türk olarak hani oyuncu olarak kendilerini o karede görmek istemediler. Hmm. Ben sadece hani bunu yaptım.
Ve hani bunu gururla da bunu yaptım. Gerçekten bunu tam yılbaşıya denk gelerek bunu birçok yerlerde de hani gösterdim ki bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza bunu gösterin ya, çok iyi olurdu. Ama maalesef kimse yani göstermedi yani bu olayı. Onun için bir de Cannes Film Festivali dedim bunu koyacağız. Cannes Film Festivali'ne bunu tam şey derken şimdi baktım hiçbir Türk filmi yok. Ben Hollanda'da yaşıyorum. Hollanda'da yaşadığım halde dedim ben bunu ve Türkiye'nin boşluğunu doldurarak yaptım bunu. Yani bir Türk olarak, bir gurur olarak Türkiye'nin boşluğunu doldurarak kendimi oraya yazdım iki filmle. Yani birisi Siz Çığlık, son çektiğim, bir de hani İslamofobi işte bunun hazırlığını yaptık onu. Neyse hani ben bunu yapmaktan gurur duydum. Siz Cannes Film Festivali'ne iki filmle katıldınız. Evet, iki film. Sessiz Çığlık, Sessiz bir de Çığlık. İslamofobi. Evet. 17 Mayıs'ta, yani Cuma günü şeydi yani Sessiz Çığlık vardı gösterimi saat 20.30'da. 19 Mayıs günü de İslamofobiyayı oraya koydum. 19 Mayıs günü hani önemli bir gün olduğu için İslam'ın teminatı Türkiye Cumhuriyeti olduğu için onu o güne denk getirdim onu. Ama maalesef yine de hani orada hiç kimse o filmi seyretmeye gelmedi. Daha çok orada sinemacılar, Türk olmayan, Müslüman olmayan kişiler geldiler ve herkes alkışladı. Yani beğendiler. Bu film tek taraflı olmuş olsaydı, yani sadece İslam'ı anlatmış olsaydım yine de hiç kimse oynamazdı ve kanada sokmazlardı. Yani amaç yani bunu iyi bir şekilde yapıp yani bunu dünyaya tanıtmak. Bu film de Netflix'e yani gösterilecek. İngilizce olarak çekildi. Ve bizim amacımız Netflix'e vermeden önce de ne yapmamız gerekiyor? İslam'ı en iyi şekilde tanıtarak bütün uluslararası film festivallerinde kendimizi göstermek, ödül almak. Ama böyle de geçmez. Tabii ki buna da ayrı bir bütçe lazım, ayrı bir şey lazım. Yani lobi lazım falan filan. Yani evet. Filmin kralını yap. Lobi yoksa yine de geçemezsin. Evet. Nuri Bilge Ceylan onu tebrik ediyorum. Onun lobisi de var. Yani bazı şeyleri yapıyor, ediyor bunu. Evet. Sevgili seyirciler, Ömer Sarıkaya aynı zamanda bu filmin hem yönetmeni hem de senaristliğini üstlenmiş. İki işi bir arada götüren bir arkadaşımız. Ben kendisini tebrik ediyorum. Bu arada filmin galasıyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret ettiniz. Bundan 3 hafta oldu. Kanasya gitmeden önce. Nedir oradaki sonuç? Yani bu filmin galası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılabilecek mi? Şimdi, ne aşamada o çalışmanız? Şimdi oradaki yetkililere bunu söyledik. O da dedi ki hani Kanes'ten sonra hani bir gelin bir görüşelim nasıl olur? Yani uygun mu, değil mi, nasıl yapılır? Tamam mı? Onu o şekilde yapalım. Tabii ki şimdi bu galayı burada yaparsak yine de bu 38 ülkenin oyuncuları bu galaya getirmiş oluruz ve herkes kendi bayrağıyla yani oraya gelmiş olur ve İslam'ı destekleyecek bu filmi. Yanı sıra bir de Hollywood'un dünyaca ünlü starları 8 tane zaten bazı kişilere bunu söyledim isimleri. Başta Mel Gibson olmak üzere dedim hani getirebiliriz dedim bunu. Tabii ki bu dünya starları Türkiye'ye geldiği zaman bu İslamofobiya galasına bu Türkiye için paha biçilmez bir reklam olur diye düşünüyorum. Hem İslam'ın teminatı Türkiye Cumhuriyeti bu farklı bir şekilde olur. Hem de bütün Arap ülkelerinde de bir ders olmuş şekilde farklı bir Türkiye imajı ortaya çıkacaktır. Sevgili izleyiciler, Ömer Bey'in biraz önce bana anlattığı bir şey beni çok etkiledi. Hani bir Türk dünyaya bedeldir cümlesi kullanırız ya. Ömer Bey diyor ki ben hiç okula gitmedim Türkiye'de. İngilizceyi Türkçeden önce öğrendim diyor. Ve işte çobanlıkla hayata başladım. Bugün Cannes Film Festivali'ne çektiği filmlerle katılma hakkı kazanmış.
Bu Türkiye adına bizim bir gururumuz. Ben çok etkilendim. Bu konuda da kısaca bir özgeçmişinizden bahseder misiniz Ömer Bey? Ben diyorum hani Batmanlıyım. Zaten hani ben okul bile okumadım. Biz hani böyle fakir bir aileden gelmeyiz. Diyorum hani çobanlığı orada bırakarak o zaman rüzgar esti Bodrum'a gittim onu. O zaman yani Türkçe'de ben hiç yani bilmiyorum. Türkçe'den önce o zaman İngilizce öğrendim Bodrum'da. Çünkü o zaman o dönemde hep İngilizler gelirlerdi. Evet. Yani bulaşıkçılıktan sörf hocalığına yükseldim orada. 4 sene sonra dünya üçüncüsü oldum. Ne kadar güzel. Dünya üçüncüsü oldum. Ondan sonra diyorum yani bu şekilde benim şey oldum. Bu sinema sektöründe de yaklaşık 7 senedir yani bu işin içindeyim. O da bir rüyayla bu işin içine girdim. Nasıl girdim? 7 sene önce İrlanda kıtlığı, ben İrlanda'ya giderken İrlanda kıtlığı, onu da İrlanda'da yani duydum. Bir şehir var, Drogheda şehri. Orada Osmanlı amblemi, Türklere verilen bir şükran plaketi var. O şükran plaketi beni etkileyerek hikayeyi araştırdım. Ve dedim ki bu işe yani gitmem yani gireceğim. Nasıl bu işe de girdim? Hani bir laf vardır. Yani Amerikalıların bir deyimi var. Ya büyük gideceksin ya eve gideceksin. Ben yani Hollywood'dan gittim. Dedim ki oyuncu olacağım. Parayla başrol aldım. Parayla başrol aldım. Nasıl hani bu iş nasıl yürülür? Amacım bu sektöre girmek. Bu sektörü çözmek. Ondan sonra diyorum hani daha önce sinemaya bile hiç gitmezdim. Sevmezdim bile sinema. Ama beni aslında etkileyen Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecid'in İrlanda'ya yapmış olduğu yardım. En çok beni etkileyen olay budur. O da bilinmeyen bir hikaye. Türklerle İrlandalılar arasında tarihi bir geçmişi var. Tam bir yıl sürdü benim o geçmiş yani o İrlanda tarihi araştırmak. İrlandalılar aslında İç Anadolu'dan çıkmadır. Hani boşu boşuna demiyorlar. İçimizdeki İrlandalılar. Evet. Yani tarihi bir konu. O yüzden hani hikaye oradan yani bir şekilde başladı. Yani bu sinemaya giriyorsa bu sinemaya yine de yani girer. Ama şimdi yani çobanlık yaptığım için bir de yani hayal gücüm de hani şekilde var yani. Yani bir yere gidiyorsam ben diyorum mutlaka yapacağım. Benim şimdi tek bir hedefim var. Tek bir hedefim var. Yani diyorum bir şeye ben yani inanıyorum gerçekten. Kalpten inanıyorum. Oscar almak. Ha bu İslamofobiyadan değil, başka da değil yani. Yani benim bir hayalim var. Oradan Oscar almak. İnşallah da onu yapacağım diye düşünüyorum. Evet. Sevgili izleyiciler. Şimdi de bu filmde Müslüman anne rolü alan Arnavut asıllı ama 25 yıldır Türkiye'de oturan 15 yıllık da oyunculuk geçmişi olan Tevuta Türkü hanımefendi bu işe nasıl başladı? Bu filmde nasıl rol aldı? Kısaca bir anlatırsanız memnun oluruz. Tabii. Onca teşekkür ediyorum Adnan Bey burada davet ettiğiniz için. Şimdi ben 95'te beri burada İstanbul'da anlattığım gibi. Erdoğan Sıcak benim öğretmenim. Allah rahmet eylesin, kendisi vefat etti. Şimdi onlar bayağı eğitim almışlar. 2 yıl onlar eğitim aldım. Sonra oyunculuk eğitimi aldınız. Oyunculuk eğitimi aldım. Evet. Onu çok seviyordum. Devam ettim, bayağı ilerledik. Oyun içinde sonra davet idi Ömer Bey bizde. Sanyum vardı benim orada. Sonra orada konuşma açıldı. Bu İslamofobi film için çok böyle anlatınca çok istedim orada katılmak hem de devam ettik. Çok güzel geçti. Çünkü çok güzel bir barış bir sinema katılmak için çok süpürdüm ben. Hem oğlum beraber oynadık orada. Evet, Tevut Hanım'ın oğlu da bu filmde rol aldı. Onun rolü neydi? Daha önce oyunculuk geçmişi var mıydı?
Orada Almanya'da mezun oldu. Oyunculuk Almanya'da mezun oldu. Tiyatro. Ama sonra... Yani hiç beklemiyordum kendi oğlunun bu kadar. İnan ki yani 20 yıllık geçmişleri olan oğlu kadar iyi yapamadı. Yani çünkü oğlu orada bir ırkçı lideri oynuyordu. Gerçekten çok 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 iyi oynadı. Yani sanki 20 yıllık bir tecrübesi varmış gibi gerçekten herkes takdir etti. Evet, çocuk sporcu, yakışıklı. Bir de istek var. Evet. İstek vardı. Ben tanıştım. Evet. Çok etkilendim. Kesinlikle. Tekvando bayağı başarılıydı. Evet. Birkaç tane medalya almıştı İstanbul'da. Evet. Orada eğitim, tiyatro eğitim aldı sonra, hemen değil, sinema çekimden sonra. Ama orada çok başarılı olduğu için ben de çok mutlu oldum. İşte yani Türkiye'de bir de iki kişi daha vardı. Eski vali yardımcısı Mustafa Ayhan, İstanbul eski vali yardımcısı. Bir dönemde Kuşadası Kaymakamlığı'nı yapmış, Adalar Kaymakamlığı'nı yapmış, o da geldi. Bu da filmde bunun eşi olarak oynadı, Geylan'ı oynadı. Yani Hazreti Geylan'ın. Almanya'da ne iş var Geylan'ın ama onu o şekilde yaptık onu. Orada filmin filmde rol alan imam Yahudi asıllı demiştiniz. Evet, evet. O konu nasıl? Size sıkıntı verdi mi? Yok, kendisi sıkıntı hiç vermedi ama oradaki Müslümanlar yani sıkıntı verdi. Çünkü yani çekim esnasında bir de mahalleliler vardı orada. Yani duymuşlar, bir de bizi yani dövmeye kalkmışlar. Yani bize yani geldiler orada. Tabii ki orada bazı kişiler dedi yani bunu ne yapıyorsunuz dedi. Yani diyorum yani bu Yahudi olan imam yani Mitchell gerçekten çok güzel. Yani her konuda bize yani destek verdi. Onun da amacı Cannes Film Festivali'ne gelmekti. Onu yani getiremediğimiz için çok üzgünüm gerçekten. Yani sonuçta yani isterdim ki bunu bir iş adamı veyahut da bir sponsor olsaydı. Evet. Bunları getirecekti veyahut 10-15 tane oyuncumuz gelecekti. Tek işte Vilma Hanım geldi. Vilma da tabii ki yani Türkiye'de herkes bunu çok iyi biliyor. O da mütevazi bir insan. Yani o da geldi. Onun için yani özellikle yani bu ben Cannes Film Festivali'nde o seyirci yani salondaki seyirciler yani bunun imamı Yahudidir dediğin zaman herkes büyük bir alkış aldı. Gerçekten büyük bir alkış aldık. Ben bunu herkese de bunu söyledim. Herkese de bunu söylüyorum. Yani bir Yahudinin hani gelip de secdede namaz kılması, vaaz etmesi apayrı bir şeydi. Ve diyorum hani bir şeyler daha var, onları hani söylemek istemiyorum onu gerçekten. Evet sevgili seyirciler, bizim ecdadımız Osmanlı aslında İstanbul'da özellikle işte Kuzguncuk'ta bize yakın bir yerde cami, kilise, havari yan yana yapmış. Yahudilere en büyük zulmü İspanyollar yapıyor ve o yıllarda Osmanlılar gemilerini gönderiyor, fırkateynleri gönderiyor, Yahudileri alıp İstanbul'a getiriyor. Ve o yıllarda İstanbul'da 40 bin Yahudinin yaşadığı en büyük şehir olarak İstanbul gösteriliyor. Tabii Yahudilerle Müslümanlar arasında yıllardır devam eden bir mücadele var. Hristiyanlarla Müslümanlar arasında eden mücadele de var. Ama bizim amacımız dünyada diğer dinlere mensup kişileri öldürmek, asmak, kesmek değil. İslam'ın ne kadar mütevazi bir din olduğunu, ne kadar kardeşlik duygularının, insani duyguların ön plana geçtiği bir din olduğunu bütün dünyaya anlatmamız amacımız bu. Fakat İslam ülkelerindeki bu kargaşa başka ülkeler tarafından da sürekli irdeleniyor. Sürekli savaş halindeler. Dolayısıyla İslam'a karşı, İslam'ı küçük düşürücü birçok mücadeleler veriliyor. Yıllar önce ben de Dikkat Misyoner Geliyor adlı bir kitap yazmıştım. Hristiyan misyonerlerinin
Türkiye'de yaptıkları faaliyetleri içeren kitabın hiçbir satırında İslam Hristiyan düşmanlığı veya Yahudi düşmanlığı ile alakalı bir cümle yazmamıştım. Ve beni tanıyanlar hatırlayacaklar. 45 vilayet dolaşıp o tarihlerde 1 milyon ücretsiz kitap dağıttığımı herkes bilir. Kendi gücümüz nispetinde bir mücadele vermiştik. Şimdi aynı duyguları Ömer Bey'de gördüm. İslam'a gelecek olan zarar sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyadaki İslam ülkelerine gelmiş sayılıyor. Bundan dolayı her türlü maddi probleme rağmen, manevi baskılara rağmen bu işin stresini, sıkıntısını çekmiş, ortaya bir şey koymuş. Hem filmin yönetmeni hem de senaristi olarak Cannes Film Festivali'ne kadar bu filmi götürmeyi başarmış. Bundan sonra ne yapılabilir? Biz kendisiyle içeride biraz sohbet ettik. Türkiye'nin yabancı ülkelere karşı yapması gereken, bu filmler üzerinden yapması gereken birçok hizmetler olduğundan bahsetti. Bir vakıf kurarak iş adamlarının da desteğiyle, gerektiğinde hükümetin, devletin de desteğiyle yurt dışında çok büyük propagandalar yapılabileceğinden bahsetti. Bunlarla alakalı birçok belgeler bıraktı bana. Kısaca isterseniz buna da temas edelim. Tabii. Programımızı kapatalım. Bu çok önemli bir konu. Yani gerçekten yani Türkiye için ve geleceğimiz için, sahada olmamız için, yani kültür ve sanat çok çok önemli için. Çünkü yani 2023'te yani Türkiye'nin daha ilerlemek, öne gitmesi için Edirne'den Kars dışına çıkmamız gerekiyor. Bu bir. O da nasıl olsun? Kültür ve sanat üzerinde ve Türkiye'yi en iyi şekilde dünyada Hollywood üzerine tanıtarak. Nasıl tanıtarak? Tarihimizi. Siz dediniz mesela Yahudiler. Yahudileri Osmanlı kurtarmış. Yahudiler üzerine onlarla beraber Hollywood'da hakim olmak ve onlarla film çekmek. İrlandalılar aynı şekilde 1845 Osmanlı bunları kıtlıktan kurtarmış. Şimdi Hollywood'da 5 büyük lobi var. Birinci lobi Yahudilerindir. İkinci lobi İrlandalılarındır. Üçüncü lobi Ermenilerindir. Ve şaşıracaksınız. Dördüncü lobi de İranlılarındır. Millet diyecek ki ya İranlıların ne işi var orada? Adamlar bizden iyiler. Bir de beşinci olarak Yunanlılarındır. Yunanlar bir, iki sene önce bir film çektiler. Özgürlük Yolu adlı bir sinema filmi çektiler. 1923. Bu filme harcanan para $60 milyon. Ve sadece Türkiye'yi yerin dibine batırmak için bunu yaptılar ve Hollywood üzerine kullandılar. Ve bütün dünyaya gösteriyorlar bunu. O filmi seyreden insan bir daha Türkiye'ye gelmez. Türk insanları hep aynı kefede koyar. Tıpkı Oliver Stone'un Gece Yarısı Ekspresi yapmış olduğu o film Türkiye'yi tam 60-70 milyar dolar zarara soktu. 5 sene Türkiye'ye turist gelmedi. Niye? O filmi seyrettirmiş diye Oscar aldı. Evet. Ermeniler. Neyi var Allah aşkına Ermeniler? Ha onları seviyoruz. Şey diyoruz, onlarda bir şey yok. Ama lobi konusunda bizden kat 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 daha iyiler. Evet. Kendi ülkesinde açlık yaşıyorlar. Ama dışarıda birbirine çok bağlılar. Kimse kimsenin ayağına da çelme atmaz. Evet. Ve çok iyiler, başarıyorlar. Ne yapıyorlar? Türkiye'nin yerin dibine batırmak için bu
Yani genocide, hani bu 1915 olayları bütün dünyaya sinema üzerine anlatıyorlar. Biz ne kadar Türk televizyonlarına çıksak çıkalım her gün, her akşam, her şekilde biz sadece birbirimize anlatmaktan başka, kafa ütülemekten başka bir şey yapmıyoruz. Ya önemli olan yabancılara bunu anlatmak. Önemli olan bunu dünyaya anlatıp, bunu Almanya'ya anlatalım ki Almanya'da Ermeni tasarısı geçmesin. Evet. Şimdi dedim ya, burada bizde lobi eksikliği var. Eğer ki Almanya'da bugün bir Ermeni lobi tasarısı geçiyorsa o Türklerin ayıbıdır. Evet. Almanya'da yaşayan 5 milyon yaklaşık bir Türk var ve ekonomisi %20'si Türklerin elinde. Ermeniler sadece 2000-3000 kişi burada yaşıyor. Ve gerçekten çok güçlüler. Değil mi? Bağlılık var orada. Hani kendi ülkesinde açlık yaşıyorlar. Biz neden olmayalım? Ülkemizin geleceği için. Yani kültür ve sanat çok 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 önemli. Nasıl ki biz dine önem veriyorsak, tabii ki din bizim şeyimiz. Ama o kadar da kültür ve sanata önem veriyorsak bu ülke her zaman dimdik ayakta kalır ve ilelebet bu ülke bayrağımız var olacaktır. Evet. Davut Hanım, ilave edeceğiniz bir şey var mı? Yok, bir tane daha film katılmışım. Kosova'da oynadı. Çünkü ben Arnavutluk'tan Arnavut'a. Kosova oynadı, Türkiye oynadı. İstanbul Connection. Orada da yer almışım o filmde. Orada polis olarak, Türk polis olarak gidiyorum. Evet. Film, çünkü zaten teklifler hep aksiyon filmler geliyor. Burada çok başarılıydı. Başarılı oldunuz, evet. Sevgili seyirciler, misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. Yönetmen ve senarist Ömer Bey'e, oyuncu arkadaşımız Teot Hanımefendi'ye bugün misafirimiz oldular. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Üsküdar TV aracılığıyla herkese saygılar, sevgiler sunuyoruz. Ömer Bey'i biraz önce özelliklerinden bahsettim. Tebrik ediyorum Türk milleti adına. Kutluyorum. Başarıların devamını diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Siz de sağ olun.